Talmud demişken biraz yüzünüzü güldürecek Talmud'la ilgili bir şey anlatayım size. Bir gün bir genç felsefe, işte mantık, bu tür şeylerle meşgul olmuş, bunların derslerini almış, eğitimini almış bir genç, bir Yahudi Rabbi'ye gider ve der ki ben Talmud öğrenmek istiyorum. Sokrat felsefesi öğrendim, işte Descartes'i okudum, felsefe üzerine eğitim aldım, mantık üzerine eğitim aldım. Bunun yanında Talmud'u da öğrenmek istiyorum, bilgimin bu anlamda tam olmasını istiyorum diyor. Yahudi Rabbi gence diyor ki sen Aramice biliyor musun? Bilmiyorum diyor. İbranice biliyor musun? Onu da bilmiyorum diyor. Peki Tevrat biliyor musun? Onu bir miktar öğretmişlerdi ailem bana. Ve ne olur diyor bana mutlaka Talmud'u öğret. Yahudi Rabbi Talmud'u öğrenmenin çok zor olduğunu, yani bununla başa çıkılamayacağını, büyük uğraşlar gerektiğini söylüyor. Fakat genç ısrarlıdır, ben mutlaka Talmud'u öğrenmek istiyorum diyor. Peki diyor, o zaman benim dediklerimi takip et ve sorularıma eğer doğru cevap verebilirsen Talmud'u öğrenebilirsin demektir. Genç kabul eder, Rabbi'ye sorusunu sormasını ister. Yahudi Rabbi der ki iki adam soba borusundan aşağı düşerler bir evin içerisine. Birisinin yüzü kirlidir, diğerinin yüzü temizdir. Söyle bakalım hangisi yüzünü yıkar? Genç adam düşünmeden hemen tabii ki yüzü kirli olan gidip yüzünü yıkar der. Yahudi Rabbi der ki bak yanlış cevap verdin işte, düşünmeden cevap veriyorsun. Oysa düşünmelisin. Yüzü kirli olan temiz olana bakacak ve yüzünün temiz olduğunu düşünecek. Yüzü temiz olan ise kirli olana bakacak ve yüzünün kirli olduğunu düşünüp gidip yüzünü yıkayacak. Demek ki doğru cevap temiz olandır der. Genç, ben bunu hiç düşünmemiştim der. Ne olur diyor, bir tane daha soru sor ama lütfen ben buna doğru cevap vereceğim çünkü Talmud'u mutlaka ben öğrenmek istiyorum. Yahudi Rabbi kabul eder. Der ki iki genç soba borusundan aşağı düşüyorlar. Birisinin yüzü kirli ve diğerinin yüzü temizdir. Söyle bakalım hangisi yüzünü yıkar? Genç der ki ya biraz önceki soruyla aynı soru değil mi bu? Yüzü temiz olan yüzünü yıkar dedik ya. Doğru cevap tabii ki yüzü temiz olan. İşte yine diyor düşünmeden cevap veriyorsun. Neden? Çünkü yüzü temiz olan kirliye bakacak, yüzünün kirli olduğunu düşünecek, gidip yüzünü yıkayacak. Yüzü kirli olan da onun yüzünü yıkadığını görünce o da gidip yüzünü yıkayacak. Yani ikisi de yüzünü yıkayacak der. Genç bu duruma şaşırır tabii. Ben hiç bu mantıkla düşünmemiştim. Çok doğru ama ne olur beni bağışlayın, bir soru daha sorun bana der. Ben çünkü mutlaka Talmud'u öğrenmem gerekiyor. Yahudi Rabbi kabul eder, peki der, bir soru daha soruyorum der. Der ki iki genç soba borusundan aşağı düşerler ve birisinin yüzü kirli, birisinin yüzü temizdir. Söyle bakalım hangisi yüzünü yıkar? Genç der ki ya yine mi aynı soru der. Tabii ki ikisi de yıkar. Biraz önce söyledik ya bunu der. Yahudi Rabbi der ki bak işte yine cevap veremiyorsun, düşünemiyorsun bunları. İkisi de yıkamaz. Çünkü yüzü kirli olan temiz olanın yüzünü görür, temiz olduğunu düşünür, yüzünü yıkamaz. Diğeri de o yüzünü yıkamadığı için yüzünü yıkamaz. Genç yine alabildiğine şaşkındır ve Allah'a yeminler eder ki ne olur diyor, ben diyor Talmud'u öğrenmem lazım. Bir soru daha, ben düşünemiyorum bunları. Bu mantıkla hiç düşünmedim ben bunları. Ve yemin ederim ben Talmud'u mutlaka öğreneceğim ve sabredeceğim. Bir soru daha sorun lütfen. Ve Yahudi Rabbi der ki iki genç soba borusundan aşağı düşüyorlar. Birisinin yüzü kirli, diğerinin yüzü temizdir. Söyle bakalım hangisi yüzünü yıkar? Ve genç yine Allah'ım yine mi aynı soru diyor. Biraz önce söyledik onun da cevabını, en son cevabı verdik. İkisi de yıkamaz dedik. Ve Yahudi Rabbi şimdi diyor anlıyor musun ne Sokrat felsefesi, ne felsefenin işte kendisi, felsefe tarihi, mantık. Bunların Talmud'u öğrenmeye yetmeyeceğini. Hiç düşünmüyor musun? İki tane insan bir soba borusundan sığar mı? Bu sığar mı da aşağı düşsünler de ve yüzlerini yıkasınlar? Bu tür mantıksız sorulara cevap bulmaya çalıştıkça Talmud'u öğrenemeyeceksinler. Bu anlatı aslında bize hem Talmud'un gereksiz bir sürü detaylardan oluştuğunu hem de öğrenilemeyecek kadar yani büyük bir külliyata sahip olduğunu gösteriyor. Binlerce sayfa. Bizim fıkıh kitaplarından, işte mezheplerin hükümlerinden, dört mezheplerden bunlardan çok daha fazla bir külliyattan bahsediyorum yani Talmud derken. Alabildiğine detaylarla uğraşmışlar. Bu tür işte inekle ilgili rengi nedir? Koşulmuş mu, koşulmamış mı? Biraz daha bize açıkla. Bilmem ne, bilmem ne. Yani bu tür detaylarla alabildiğine uğraşmışlar. Ve bir sürü kendilerine ilişkin hükümler çıkarıp dini için içinden çıkılmaz vaziyete sokmuşlar.
Yani alabildiğin her şeyle ilgili hükümler var ve birçoğu da çok saçma, birçoğu ahlaksız, birçoğu mantıksız, iğrenç şeylerle dolu. Bunun yanında tabii iyileri de yok mu, iyi şeyler de yok mu içerisinde? Mutlaka var ama Tevrat'ın getirdiği hükümlerle ilgili o kaliteyi onda göremiyorsunuz. Çünkü birisi ilahi vahiy, birisi insanların uydurduğu şeyler. Fakat buna da Tevrat diyorlar. Bu yazılı Tevrat, bu sözlü Tevrat. Ya ama ilahi hükümler çok net, çok saf ve temiz. Normal bir beyin için, aklı bir takım şeylerle karışmamış bir beyin için okunup anlaşılabilecek şeyler, yerine getirilebilecek şeyler. Kur'an hükümleri de böyle. Kur'an hükümlerini aklı işte mezheplerle, fıkıhlarla, hadislerle bulamamış birisi Kur'an okuduğunda oradaki emirleri çok rahat, detaylı olarak görüp, saf halinde görüp uygulayabilir aslında. Fakat akıl karıştıran şeyler burada hadisler, mezhepler, bir takım hükümler, olmadık uydurmalar, olmadık sorular, bunlar böyle olursa ne yapacağız, şöyle olursa ne yapacağız diye düşünülen şeyler, işte bunlar dini felakete sürüklüyor. O nedenle işte Kur'an okuyanlar anlayamıyorlar. Hadislerin, sünnetlerin, fıkıh kitaplarının, bilmem kim alimlerinin görüşlerinin, fikirlerinin, yani Kur'an'ın haricindeki bir takım şeyler, falanca şeyhin dedikleri, yok şöyle olursa ne olacak, böyle olursa ne olur, böyle olmazsa şu olursa, bir sürü olasılık, ihtimal düşünüp bunların işin içinden çıkmaya çalışan insanların getirdiği, sözüm ona güya, uygulamalar. Bunlar background'da bir yerde olunca okuduğun ayeti de anlayamıyorsun. Yani onların kafanı doldurmasıyla, beyninin içindeki yeriyle okuduğun ayeti göremiyorsun zaten. O nedenle işte Kur'an ayetlerini bazıları anlamakta zorlanıyor.